kapandı. 2019'un başında Serkan Kurtuluş adlı biri tweet atmaya başladı. Ve orada işte FETÖ borsası, Okan Bato, Nüket Oter, Ahmet Kurtuluş, hepiniz yargılanacaksınız diye tweetler yazmaya başladı. Altında da beni mention ediyor. Yani haberdar olmamı istiyor falan. İlk başta pek bir anlam veremedik nedir bu diye. Bu arada İzmir'de FETÖ borsası olarak bilinen bir mahkemede yine bu Serkan Kurtuluş'un kız arkadaşının Ilgın Şentürk'ün bir mahkeme tutanağına rastladık. Tanık olarak dinlendi tutanakta. Benim Serkan Kurtuluş tarafından darp edildiğime dair bir açıklama yapmış orada. Çünkü Serkan Kurtuluş da bu FETÖ borsası davasında yargılananlardan bir tanesi ama kaçak. Neyse sonuçta biz Serkan Kurtuluş'un Gürcistan'da olduğunu öğrendik. Çok yakın gazeteci arkadaşım Serdar Öztürk'le beraber biz bu adamla yazışmaya başladık. Nedir, ne değildir diye. Ama adam sürekli tweet atıyor ve sürekli yargılanacaksınız diye 3 isim üzerine Kudret Dikmen, dönemin İstihbarat Şube Müdürü, Okan Bato, dönemin başsavcı yardımcısı, terörden sorumlu başsavcı yardımcısı, Ahmet Kurtuluş, o dönemin AKP İl Başkan Yardımcısı ve Nüket Oter. Bu dörtlünün üzerine yargılanacaksınız diye sürekli tweet atıyor. Sonra biz Twitter üstünden Serkan Kurtuluş'la bağlantı kurduk. Hatta Serdar Öztürk ben gelip Gürcistan'da size röportaj yapayım dedi. O da şey dedi, yani şu an Gürcistan uygun değil, beni buradan çıkartmaya çalışıyorlar. Daha sonra gideceğim bir ülkede sizle röportaj yaparım dedi. Ardından bir Twitter görüşmesi daha oldu. O zaman Ukrayna'da olduğu ortaya çıktı. Ukrayna'dan yazdı. Sonra bize Yunanistan'a gelebileceğini, olursa Yunanistan'da bizle görüşmek istediğini söyledi. Biz de ona göre hazırlık yaptık. İşte hatta vize konusunu falan filan hallettik. Bekliyoruz işte Serkan Kurtuluş Yunanistan'a gelecek. Biz de buradan Yunanistan'a geçeceğiz. Serdar Öztürk'le beraber ve bu röportajı gerçekleştireceğiz. Fakat bir şey gelmedi. Hiçbir bilgi gelmedi ve tweetler de kesildi. Sonra işte zaten pandemi başladı falan. Haziran ayında, 2020 Haziran'da sanırım, Anadolu Ajansı'ndan bir haber düştü. Serkan Kurtuluş Arjantin'de yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu. Arjantin'de yakalandı ve tutuklandı diye. Biz bu sefer Arjantin üzerine yoğunlaşmaya başladık. Orada bazı gazetecilere yazı yazdık. Yani onlarla bağlantı kurmak için. Olmadı. Sonra bir gazetecinin, Arjantin'deki bir gazetecinin Serkan Kurtuluş'ta mülakat yaptığını öğrendik. Onunla yazıştık. Adam bize bir de şeyi bilmiyoruz tabii. Arjantin yasası nedir? Neye ne kadar izin veriyor? Gazeteci arkadaş bize kendisiyle görüşebildiğini, haftada bir pandemi dolayısıyla aslında yüz yüze görüşme imkanı olduğunu ama pandemi dolayısıyla bunun gerçekleşmediğini, telefon bağlantısı yapabildiğini, haftada bir de görüntülü görüşme hakkının olduğunu söyledi ve o şekilde kendisiyle röportaj yaptığını söyledi. Neyse biz avukatlarını bulduk, avukatlarını devreye soktuk ve Serkan Kurtuluş'ta bir röportaj yaptık. O zaman da biz A3 haberin kurmuşuz. Onun üzerine Serdar Öztürk röportajı yaptı. Telefon görüşmesi üstünden yaklaşık bir saatlik bir röportajdı. O röportajın başında da çok zorlandık. Çünkü sürekli cep telefonlarımız kesildi. Yani röportajın yapılması engellenmeye çalışıldı falan. Sonra Londra'dan bir numara satın aldık. Ve o numara üstünden Serkan Kurtuluş'la görüşme yaptık. Serkan Kurtuluş o görüşmede bize bütün bu görüşmelerin tamamı şu an zaten A3 haberin internet sitesinde hepsi mevcut. Yani orada bize beni nasıl darp ettirdiklerini, Nüket Oter'in bu konuda nasıl talimat verdiğini, Ahmet Kurtuluş'un burada oynamış olduğu rolü falan filan bunların tamamını anlattı. Hatta benim arabamı bombalatmak istediklerini, bu darpın yeterli olmadığını, arabayı bombalatmak istediklerini falan söyledi.
Sonunda da tabii şeyi de anlattı bu arada. FETÖ borsası nasıl yürüdü, kimden ne kadar para alındı falan filan. İnanılmaz bir şey çizdi bize. Bir başka Türkiye çizdi açıkçası ve bir başka İzmir çizdi bize. Ve suçladığı isimler öyle çok kabul edilebilecek isimler değil açıkçası. Yani biri istihbarat şube başkanı, bir tanesi şimdiki rektör, diğeri başsavcı yardımcısı ve öbürü AKP'nin İl Başkan Yardımcısı. Çok ilginç bir